Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, hastalıkta ve sağlıkta sizinleyiz. Özel Medikana Konya Hastanelerinin hazırlayıp sunduğu bu güzel programda kapınızı çalmaya, size konuk olmaya, bir nefes de olsa sıhhat geçirmeye, bununla ilgili de efendim sizinle selamlaşmaya niyet ettik. Niyetimiz yerini buldu ve yine her zaman olduğu gibi çarşamba sabah saat 11'de canlı stüdyomuzda güzel programı başlatmak için bir kez daha merhaba diyoruz. Evet, bu hafta yine çok kıymetli bir isim, çok kıymetli konularla bizimle birlikte olacak. Ama ben öncesinde şu küçücük hatırlatmayı ve şu güzel duaları etmek ve dilemek istiyorum efendim. Okullarımız açıldı. En miniğinden en büyüğüne kadar kıymetlilerimiz, canlarımız, o biricik evlatlarımız, bize emanet olanlar, o güzeller, güzellikler okullarına başladı. Hepsine hayırlı başarılar diliyoruz. Hepsine güzel günler diliyoruz. Hepsinin her anı, her dakikası sağlıklı, sıhhatli olsun diye temenni ediyoruz. Ve siz velilere de, anne ve babalara, ablalara ve abilere de yardım, sabır ve bu başarı birlikte yürürken efendim destek olmanızı temenni ediyoruz. Ama en önemlisi de sağlık diyoruz. Onların sağlıklarının en hassas olduğu bu okullara ilk başladıkları günler efendim. Ve bu hassasiyetlerinin arttıkları bu günlerde aynen bizim de arttığı gibi. Büyükler de aynı durumdalar. Geçiş mevsimindeler. Geçiş mevsimiyle birlikte hassasiyetler arttı. Hem kendimize hem de onlara biraz daha fazla, bir kubre daha dikkat etmemiz, özen göstermemiz gerekecek. Şimdi biz bunlarla ilgili konular konuşacağız bu hafta uzmanımızla birlikte. Ama siz de bizimle konuşmak isterseniz, bize katılmak isterseniz, soru sormak isterseniz ve cevap almak isterseniz hemen ekranlarımızın altındaki telefon numaralarına ve SMS adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz efendim. Konumuzu sizlere tanıtmak istiyorum daha fazla bekletmeden. Özel Medikana Konya Hastanesi'nden uzman doktor, dahiliye uzmanımız Selda Geçer hanımefendi. Konumuzda yine söylediğimiz gibi mevsimine uygun, tam da okulların açıldığı bu dönemde B12 vitamini, gereklilikleri, değerleri, olması gerektiği yerler, olmaması gerektiğinde başımıza gelenler ve hemen arkasından D vitamini, onun da efendim gereklilikleri olmadığında başımıza gelenler değil, hemen hepsini konuşmaya çalışacağız. Doktorum, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hepimiz geçiş mevsiminin tam o güzel serinliğine kavuştuk. Eylül'ün o huzurlu Haziran kısmıyla selamlaştık ama dikkatlerinde biraz artması gerekiyor değil tam mi? Tam bir değişim dönemi, tam bir geçiş dönemi, beslenme çok önemli. İşte bu konuda konuşalım biraz, nasıl besleneceğiz, nereye dikkat edeceğiz. En azından geçiş dönemi daha rahat geçirmek için bunlar gerekli inşallah. Evet, ve vitaminlerimiz tabii ki beslenmeyle alakalı, olmazsa olmazlarımız. Bazen soruyoruz ya, ne yemeliyiz, ne yememeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl yemeliyiz, nasıl tüketmeliyiz. Bunların temel kuralları var tabii ki. Ve temel kuralları aştığımızda ya da temel kuralları ihmal ettiğimizde, geride kaldığımızda başımıza da gelmedik kalmıyor. Ve bunların hepsi bir vitaminin ya yokluğu, bazen de fazlalığıyla alakalı olabiliyor değil mi efendim? Biz bugün daha çok eksikliğinde neler yaşayacağımız ve sık karşılaştığımız eksiklikler olan B vitamini ve D vitamini eksikliğinden bahsedeceğiz. Bu ikisi gerçekten bizim hayatımıza çok ciddi rol alan iki vitamin. Nedir, nasıl yenir, nelerde vardır, nelerden kaçınmamız lazım, ne zaman doktora başvurmamız lazım ve tedavilere dikkat etmemiz lazım. Önemli. Çok sık polikliniklere başvurduğu için bu tür şikayetler, en sık da altında yatan sebep B ve D vitamini olduğu için, özellikle bu geçiş döneminde güneşle alakalı, bunlardan bahsetmek istedik. İnşallah faydalı olur ve seyircilerimiz de bu konuda dikkatlerini artırırlar. Evet kıymetli izleyicilerimiz, biz konumuzu konuşmaya, ben sorularımı sormaya, sizler adına ve kendim adıma bilgileri almaya başlıyorum. Siz de tekrar hatırlatmak istiyorum efendim, kendi sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz ve cevaplarınızı canlı hemen bir telefonla almak isterseniz, işte kıymetli isim burada efendim, uzman doktorumuz Selda Geçer hanımefendi, dahiliye uzmanımız, hemen size canlı bu stüdyodan cevaplarını verecek efendim. Evet, ve B12 ile kıymetlimize başlamak istiyorum. B12 nasıl bir vitamindir doktorum?
Belki son zamanlarda daha çok gündeme gelen, halkın da aslında bu konuda yavaş yavaş bilinçlenmeye başladığı bir vitamin. Hayvansal bir vitamindir. Bitkilerden ve sebzelerden alacağımız bir vitamin. Hayvansal kaynaklı bir vitamin. Eksikliğinde de gerçekten eğer zamanında tanı konmazsa ciddi hasarlara yol açabilen bir vitamin. Suda eriyen bir vitamindir. Dolayısıyla günlük alınması gerekir ama diğer suda eriyen vitaminlerden daha farklı olarak karaciğerde depo edildiği için bir müddet, bir iki yıl kadar sahip olduğumuz depoyla da idare edebiliriz. Dolayısıyla günlük alınması gereken bir vitamin almaya dikkat ettiğimizde hangi besinlerde B12 bulunur? Biraz özellikle bunlardan bahsetmek istiyorum. B12 dediğim gibi sebzelerde ve bitkisel gıdalarda olmadığı için hayvansal kaynaklı, karaciğer, dalak, böbrek, kırmızı et, süt ve süt ürünlerinde, yumurtada, sütte, peynirde sıkça hani bolca bulunan bir vitamin. Bazen kuru yemişler, özellikle yağ fıstığında da diğer B vitamin kompleksinde sıkça bulunan bir vitamin. Eğer doğru alındığında, doğru beslenildiğinde, tabi gıdalar doğru olması gerektiği gibi gıdaların alım şekline doğru olması çok önemli. Çünkü suda eridiği için ısıya dayanıklı bir vitamin değil. Pişirme esnasında %10 ile %20 arasında kayıp oluyor maalesef. Pişirme teknikleri de çok önemli. Özellikle hayvansal gıdaların öyle de dikkat ederek alınırsa eksikliği yaşanmayacaktır. Evet. Tabii bir de daha sonra da bahsedeceğiz. Sadece beslenmeyle alakalı eksikliği yapan başka sebepler de var. Var. Şimdi kırmızı etten tuttuk, süt ve yumurtaya, yoğurda kadar yememiz, tüketmemiz gerekiyor. İşte ben kırmızı et tüketemiyorum, ben süt sevmiyorum, ben yumurtayla hiç anlaşamadım diyen izleyicilerimiz olacak. Ama bu liste o kadar uzun ki, biri olmazsa diğerini tükettiğimiz zaman da zaten bu ihtiyaç giderilebilmiş oluyor, değil mi? Eğer tabi beslenme bozukluğuna, önce o zaman şöyle başlayalım. B12 eksikliği yapan sebepler nelerdir? Tabi başta beslenme yetersizliği eksiklikleri geliyor. Hastalar yeteri kadar B12 barındıran gıdaları alamadıkları zaman evet B12 eksikliği olabiliyor. Ama bazen bir takım başka hastalıkları, hastada bulunan bir takım hastalıklar da özellikle mide bağırsak hastalıkları, bir takım operasyonlar, kronik hastalıklar, şeker, tansiyon gibi hastalıklarda da emin problemi olabiliyor. Yani hasta iyi beslense de bu gıdaları yese de emin sorunu olduğu için aldığı vitamin vücut değerlendirilebiliyor ya da kaybedebiliyor. Özellikle B12 vitamini midedeki bir proteinle alakalı olduğu için intrinsik faktör dediğimiz bir faktöre bağlanıp ince bağırsaklardan emilen bir vitamin. Dolayısıyla mide problemi olanlarda ve bağırsak operasyonu geçirmiş olanlarda hasta bu gıdaları alsa bile yeteri kadar B12 emilemeyeceği için hastada yine B12 eksikliği ortaya çıkacaktır. Sadece beslenme değil, hastanın diğer hastalıkları da önemli olduğu için bu açıdan da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tür problemi olan hastaların mutlaka B12 eksikliği bulguları ki onlardan birazdan bahsedeceğim oluştuğunda mutlaka hekime başvurup tedavi olarak B12 almaları gerekiyor. İlaç olarak. Takviyesi gerekecek. Evet. Hemen ben üçüncü sorumda olmuş. Eksikliği yapan durumlar dedik. Kısaca bahsettim. Beslenme problemleri, bir takım kronik hastalıklar, mide bağırsak problemleri. Bunların hepsi B12'nin hem alım problemi hem emin problemiyle alakalı olarak kayıp problemi. Örneğin kronik ishallerde hasta olabiliyor ama kayıp olabiliyor, emin olmayabiliyor. Dolayısıyla hasta yine B12 eksikliği bulgularıyla karşılaşabiliyor. Evet. Eksikliğin belirtileri, bulguları ne nelerdir diye bir sorumuz var burada. Tabii hasta nasıl anlayacak B12 eksikliği olabilir? Evet. Tabii buna göre kendisi o anlamda anlamasa bile bu tür hastalarda B12 eksikliği olan hastalarda başta halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, denge problemleri, yürüyüş problemleri olabiliyor. Bunu ne dediğimiz Alzheimer'a yatkınlığı artırıyor. B12 esasen sinir hücrelerinin ana yapımında problem yapımından sorumlu olan bir vitamin olduğu için sinir sistemiyle ilgili ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda demirle ilgili, demir eksikliğinde de demir depolanmasını da sağlayan bir protein vitamin olduğu için anemi dediğimiz kansızlık bulgularına da sebep olabiliyor. Halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, kulak çınlaması, bu tür bulguları da olabiliyor. El ayak uyuşmaları, eklem ağrıları, kas ağrıları da yapabiliyor. Yani hastalarımızda
sessizliği, yorgunluğu, unutkanlığı, ellerde ayaklarda uyuşmaları, yanmaları, yürürken dengede problem, baş dönmesi, çarpıntı gibi şikayetleri varsa mutlaka bir hekime başvurmaları gerekiyor. B12'leri düşük olabilir. Özellikle kronik hastalığı olan şekeri, tansiyonu, mide bağırsak hastalığı da olanların bu tür bulgularda daha uyanık olması gerekiyor. Çünkü eksiklikte ortaya çıkan sorunlar eğer zamanında tedavi edilmezse kalıcı problemlere sebep olabiliyor maalesef. Evet. Özellikle sinir problemleri, sinir hastalıkları. Siz bunları anlatırken benim şaşkınlığımı görebildiniz değil mi? Çünkü siz benzer şikayetler hissediyorum. Yani bunu hissediyorum. Bir taraftan da ne kadar çok şey var. Çok fazla. En sık hissedilenlerden bahsettim. Daha evet. Önder bulgular da hani şikayetler de olabiliyor ama özellikle şunun üzerinde durmak istiyorum. Bu çok gözden kaçan bir şey. Özellikle yaşlılarda eğer kişilik problem değişiklikleri, bir takım asabi durumlar, ani bağırmalar, ani hani sinirlenmeler, evet, öfke atakları, gerginler oluyorsa, evet, bir takım aşırı unutkanlık, depresyona eğilim oluyorsa özellikle yaşlılar önce psikiyatriye götürülüyorlar. Hı. Aslında öncelikle bir dahiliye getirilip vitamin problemleri var mı diye kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü B12 eksikliğinde de, D vitamini eksikliğinde de olay depresyonla başlayabiliyor. Asabiyetle, hiddetle, öfkeyle başlayabiliyor. Kişilik değişiklikleriyle başlayabiliyor. Bunun tanısı konmadan başka yönlerde tedavi almaya başlarsa hasta geç kalınmış oluyor ve bir daha geri dönüşümsüz hasarlar olabiliyor. Özellikle bu konuya dikkat etmelerini öneriyorum ben. B12 sadece bir vitamin diye belki aklınızdan geçecek. Ciddi anlamda hayati bir vitamin. Yesem ne olur, yemesem ne olur, tüketsem ne olur. Özellikle vejetaryenlere çok bu konuda ben üzülüyorum. Sadece bitki ve sebzeyle hani beslenen hastalarımızda mutlaka ortaya çıkıyor. Ve eğer zamanında adı konmazsa, tedavi edilmezse kalıcı sinir hasarına sebep olabiliyor. Denge problemlerine, bir takım beyin hastalıklarına, Alzheimer'ın altta yatan sebeplerinden bir tanesidir. El ayak uyuşuklukları geriye dönüşümsüz olarak felçler kalabiliyor, parasteziler, uyuşukluklar kalabiliyor. Yani geç teşhis edildiğinde tedavi edilse bile artık geç kalınmış olabiliyor. Dolayısıyla erken tanı çok önemli. Evet, erken tanı diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli uzmanımızı, kıymetli hekimimizi dinlediğiniz gibi Serra Hanım anlatırken ben şaşkın şaşkın bakıyorum. Tahmin ediyorum ki siz doğrudan bu şaşkınlığınızı gezemiyorsunuzdur. Çünkü bir B12 ya da bir D vitamini farkına varmadığınız hayatın en kıymetlileri olabiliyor. Kendinize hissettiğiniz efendim bulantıdan depresyona kadar, unutkanlıklardan, halsizlikten, bulantıdan, kusmaya kadar ya da kendi hissettiğiniz birçok olumsuzluğa, olağan gelebilen olumsuzlukların hepsine neden olabilecek bir durumdan bahsetti doktor hanım şimdi. Dedi ki B12 olmazsa, eksik kalırsa işte bunlar yaşanabilir. Şöyle kendinizi bir kontrol edin isterseniz benim gibi. Bir bakın kendinizde bir bulgular varsa, klinik hekimimizin de söylediği gibi hiç eski çıktı efendim, ne olacak geçer ya da bugünlük ya da başka bir neden nedir bilip geçmeyin, mutlaka ve mutlaka bir uzmana, özellikle de bir dahili uzmanına ulaşmamız gerektiğini şimdi hemen canlı canlı yayınımızda öğrendik. Bizim konumuz devam edecek. B12 vitamininin bize getirdiği kıymetli değerleri ya da onun yokluğundaki bize gelen zorlukları konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz ve D vitaminimiz var ondan sonrasında da onu da konuşacağız. Size bize eşlik etmek isterseniz her zaman olduğu gibi efendim hemen telefonlarımız altta, arkadaşlarımız size ulaştıracaklar. Oradan telefonla bize bağlanabilirsiniz ya da SMS'lerle bize ulaşıp sorularınızı sorup canlı canlı buradan bu kıymetli isimden, uzman doktor Serda Geçer hanımefendiden cevaplarınızı alabileceksiniz. Tüm Türkiye ve dünya bizi izliyor şu anda ve biz diliyoruz ki hiç kimsenin ne B12'si ne de D vitamini eksik kalmasın diye. Evet, tamamen diyoruz. Ama şimdi bir algıladığımda az önceki şikayetleri, bulguları dinlediğimde bu sanırım bizim toplumumuzda da son dönemde çok yaygın rahatsız. Çok rahat. Polikliniğe gelen hastaların yaklaşık %40'ında gerçekten B12 eksikliği, benim kendi polikliniğimden bahsediyorum, D vitamini eksikliği tespit ediyoruz. Çoğu hasta belki psikiyatri polikliniklerine depresyon için başvuruyor. Aslında gidildiğinde oralarda
da pek kan testleri yapılmayabiliyor maalesef. Bu tür hastalarda eğer böyle bir şeyden şüphelenirsek arkadaşlar, mutlaka bir kan testiyle bu değerlerin kontrol edilmesi gerektiği üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü depresyonun, mutsuzluğun altında yatan sebepler yine vitamin eksiklikleri olabiliyor. Evet, mesela unutkanlık dediğiniz özellikle. Tabii, çok sık rastladığımız bir şikayet. Çok genç bir hastada, yaşlı bir hastada aynen unutkanlıktan şikayet edebiliyor. Lise öğrencileri bile unutkanız, derse adapte olamıyoruz, dikkat dağınıklığımız var diye başvurabiliyorlar. Altta yatan sebeplerden bir tanesi olabiliyor B12 eksikliği. Unutkanlık çok daha fazla dikkat çekiyor hastalar, daha hassizlikten ziyade unutkanım diye gelebiliyorlar. Çünkü bir yere koyduğunu mesela sonra hatırlayamayabiliyor. Evet. Çok önemseyerek yaptığınız evet, şey. Evet, unutmamalıyım diyorsun. Önemsemeseniz anlarım da. Dolayısıyla bu şikayetle başvurma da daha fazla olabiliyor. Bu tür hastalarda mutlaka bir dahiliyede görünüp tetkiklerin yapılması gerekebiliyor. Çünkü ileride kalıcı, dediğim gibi beyin sinir hastalıklarına sebep olabiliyor. Sebep olabiliyor. Allah korusun. Bir de unutkanlık konusunda şöyle bir kolaylığımız var kendimize geçiştirme anlamında. Hangi yaş grubu olursak olalım, daha gençler hariç. İşte ne olacak? Bir yaşa geldik ya da işte benim yaşıma geldiğimizde daha çok unutacaksınız diye bir espriyle geçiştiriyoruz ama aslında bunu bir rahatsızlık olduğunu ya da bir şeyin eksikliğinin bize verdiği bir rahatsızlık özellikle olduğunu. Özellikle genç yaşlarda evet. 50-60 yaşın altındaki unutkanlıklar çok önemli. Mutlaka görülmesi gerekiyor. Altta yatan bir hani ciddi bir hastalık olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Peki nasıl tanı konabiliyor? Tanı konulurken zorlukları var mı? Tanı konuda bence başlangıçta hastanın kendisinden şüphelenip hekime başvurmasıyla evet. başlıyor. Hekime başvurduktan sonra zaten doktor arkadaşların çoğu B12 eksikliğini düşündüğü zaman tanı koyması çok kolay. Bir kan testiyle, tabii birkaç başka yöntemler de olmakla birlikte en sık kullandığımız laboratuvar kan testiyle birlikte tanı kolaylıkla konabiliyor. Tanı konduktan sonra zaten tedaviye uyum aşamasında hiçbir sorun kalmayabiliyor. Öncelikle dediğim gibi erken tanı çok önemli. Geçmeden tanı. Çünkü geç kalındığında geri dönüşümsüz hasarlar bırakan bir vitamin eksikliği olduğu için o yüzden hastalarımızın hani geçer biter, mevsim değişimi, işte hava değişimi, bilmem kronik yorgunluk gibi kendilerine de teselli edip beklemesinler. Zamanında başvursunlar. Bahsettiğim hastalıkları da varsa eğer mide bağırsaklığı, mide problemi çok sık rastladığımız bir şey. Dolayısıyla mide problemi olan ve sık mide ilacı kullanan hastalarda, çünkü B12 vitamin emilmesi için midenin belli bir pH değerinin üstünde olması gerekiyor. 6 civarı. Diğer kullandığımız mide ilaçlarının hepsi de asit azaltıcı olduğu için asit azaldığı zaman, yani pH düştüğü zaman emilimi bozuluyor vitaminin. Ne kadar et yerse yesin, eğer mide ilacı kullanıyorsa, sürekli mide ilacı kullanan, sık mide ilacı kullanan hastalarda emin problemi oluşabiliyor. Mutlaka onların bir hekime başvurmaları lazım. Bu da çok güzel bir ayrıntıydı. Hatice Hanım konuğumuzmuş, kendisine bir merhaba diyelim. Hatice Güzel Kreş Hanım, hoş geldiniz efendim. Alo. Hatice Hanım. Bağlantıda bir sorun mu var? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Hatice Hanım merhabalar efendim. Alo. Hatice Hanım'la bağlantınız. Evet, sanırım Hatice Hanım'ın telefonuyla ilgili bir sorun olmuş efendim. Bağlantımızı kaybetmişiz. Evet, Hatice Hanım telefonunu kapatmış sanırım. Hatice Hanım bekliyoruz yine. Sorunuz size kalmasın. Burada birlikte paylaşalım. Tekrar bize ulaşabilirsiniz. Ve diğer kıymetli izleyicilerimiz, tam geçiş mevsimindeyiz. Üşümelerin başladığı, keyifli serinliklerin yaşandığı bu güzel günlerde, bu güzel günleri keyifle yaşayabilmemiz için efendim kendimize birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de almamız gereken vitaminleri ve onları nasıl almamız gerektiğini, onları aldıktan sonra da diğer dikkat etmemiz gerekenler neler? Bizler ve özellikle kıymetlilerimiz, çocuklarımız, onlarla ilgili konuşuyoruz bugün. B12 vitaminini, o kıymetliyi konuşuyoruz. Arkasından B vitaminini konuşacağız. Bizim sohbetimiz devam ediyor. Peki bir soru vardır hep B12 ile ilgili. Bize kilo aldırır mı diye bir kaygımız vardır. B12 bu kıymetli şey varlığıyla hayatımızı idame ettirirken vücudumuzun düzenini sağlayan ve bu düzeni koruyan şey bize takviye olduğunda böyle bir sorun yaşatabilir mi?
Çok yaygın bir yanlış inanış, vitaminlerin aslında kilo aldırır gibi bir hastalar arasındaki düşünce. Tam tersi, aslında vitaminlerin eksikliklerinde kilo alırız, takviyelerinde kilo veririz. Kilo vermeye yardımcıdırlar. Eksikliklerinde özellikle B12 vitamininde şöyle bir kaygı oluyor. Biz bunu yazıyorsunuz hocam ama kilo aldırır mı? Zaten şişmanız, bir kilomuz var. Kesinlikle hayır. Tam tersi, kilo vermelerini kolaylaştırır. Kilo aldığındaki sorunu altta yatan ana sebebi aslında şu. B12 eksikliğinde bir iştah kaybı yaşanıyor. Bu eksikliğe bağlı iştah kaybı takviye edilip B12 düzeyi düzeldiği zaman kalkıyor ortadan ve hasta yemeye başlıyor. Hastanın beslenmesi düzeldiği için normal şekilde beslendiği için kilo normal kilosuna geliyor ve sanki kullandığı vitaminden kaynaklanan bir kilo alımı gibi değerlendiriliyor. Aslında olay dediğim gibi tamamen iştah azalmasını düzelip hastanın normal beslenmesini başlayıp normal kilo değerlerine ulaşmasıyla alakalı. Olması gereken oluyor. Evet. Ama biz bir öncesini sağlıklı durum olarak görüyoruz. Bir tanesi suçluyoruz. Tam tersi böyle kilo alma gibi herhangi bir yan etkisi yok. Hastaların en çok korktuğu yan etkisi önce bunu soruyorlar zaten. Kilo aldırmaz, tam tersi. Sağlıklı beslenme sağlandığı için başka tabii egzersizler de dahil edildiğinde kilo vermeyi kolaylaştırır. Kilo vermeyi de kolaylaştırır. Engel beslenme olduğu için. Evet, ama kaybı kabul edilebilecek bir durum değil. Yokluk kabul edilebilecek gerçekten bir durum değil. Tolere edilmesi zor bir, gerçekten anlamlı düşük olan hastalarda hayat kalitesi ciddi anlamda bozuluyor. Evet, onu düşünüyorum. Bozuluyor. Az önce dedik bir bulantı. Yani işte bir şey tüketiyoruz, su en basitinden. Suyu içerken bile yaşadığımız bir o bulantı hissi, o suyun tadının ekarte edilmesine neden olur. Oradan yaşam zevkimiz elimizden gidiyor. Aynen, bir yaprak, bir yeşillik aldığımız bir dilim meyve tükettiğinizi düşünün. Arkadan biri ittiriyorsa zaten onu tüketmenin de bir anlamı yok. Mutsuzluk da olduğu için, yani bu hastalarda mutsuz, yani depresyonun da altta yatan sebepleri, bu hastalar mutsuz oluyorlar. Ve mutsuz olmak belki çok göze batan bir durum gibi görünmemekle birlikte hayat kalitesini oldukça bozan bir şey depresyon. Evet. Uyuşmalar, halsizlikler, çarpıntılar, yorgunluklar, saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları, bunların hepsi kansızlığın bulguları ve B12 de aynı şekilde bir kansızlık sebebidir aynı zamanda. Belki çok konumuz olmadığı için bahsetmedim ama B12 eksikliği, pernisyoz anemi dediğimiz özel bir kansızlık sebebidir de aynı zamanda. Bunun da sebebi yine midede üretilmesi gereken önemli bir proteinin, B12 için gerekli bir proteinin, intrinsik faktör dediğimiz bir proteinin yapılamamasından kaynaklı ve bu hastalar ömür boyu B12 takviyesi almak zorundadırlar ve oral değil, ağızdan değil, mutlaka kalçadan iğneyle şeklinde yapılması gereken bir tedavidir. Pernisyoz anemli hastalarımız mutlaka vardır izleyicilerimiz arasında. Onlar da çok iyi bilirler. Bu protein eksikliğine bağlı olduğu için ne kadar yeteler ağızdan oran olarak düzgün beslenseler de B12'lerini seviyelerini yükseltemezler. Mutlaka parenteral tedavi dediğimiz kalçadan iğne şeklinde tedavisinin yapılması gerekiyor ve ömür boyu devam ediyor. Ömür boyu devam. Bu da bir kansızlık türüdür. Dolayısıyla bu hastalarımız varsa çok iyi bilirler. Ömür boyu gerektiren bir tedavi. Zor bir tedavi değil. Hastalığını yaşamayı öğrendiği zaman hayat kalitesi yükseliyor. Ama ne gerek var? Yani o kadar kolay ki. Ya, tedavi olduğu zaman tabii sıkıntı değil ama bu hani hastayla alakalı bir durum değil. Pernisyoz anemi. Hastanın elinde olmadan takım sebeplerden kaynaklanan bir protein eksikliğine bağlı olduğu için yaşanabiliyor. İşte aynı bulgular o hastalarda da görülüyor. Zamanında başvurursa böyle bir hastalıkta zamanında teşhis edilmiş ve tedavisi olabilir. Çünkü ciddi uyuşukluklar olabiliyor. Sinir problemleri, harabiyetleri ve geri dönüşümsüz oluyor. Özellikle bunun üzerinde duruyorum. Zamanında tedavi edilmezse bu tür hastalar oluşan uyuşukluklar, paresteziler, yani felçler, uyuşmalar kalıcı olabiliyor. Ondan sonra tedavi etseniz de zaten çok tedaviye cevap vermeyebiliyor. Şimdi bir izleyicimiz varmış, onu alalım ama onun sonrasında benim hemen gönlüme gelen bir soru vardı. Abdullah Yasir Olgaç. Merhabalar Yasir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Geçmiş olsun diyelim mi, var mı bir rahatsızlığınız? Yok. Evet, buyurun. Tabii ben öncelikle izleyicimize şunu söylemek istiyorum. Eğer
ağızdan dengeli iyi beslenebilen bir kişinin gıda takviyesi kullanmasını çok önermiyorum. Eğer iyi beslenebiliyorsa ve dediğim gibi daha önce bahsettiğim gibi bağırsak problemi yoksa, herhangi bir operasyon geçirmediyse, emrim problemi zaten varsa bile oral alması bir işe yaramayacaktır bu hastaların. Bu tür problemi olanlar zaten ağızdan alsalar da bir anlam almayacak çünkü emrim problemi vardır. Kalçadan yapılması gerekir iğnenin. Beslenenlerin bu tür gıda takviyelerini kullanmalarına gerek yok. Ama hani iyi beslenemeyenlerde belki bazı özel durumlarda kullanılabilir. Zaten eksikliği tespit edilirse o doktorlar da zaten tablet olarak bu şekilde oral beslenme destek takviyesi yaparlar. Ama iyi besleniyorlarsa, bence bu tür imkanları varsa, emin problemleri olmayanların bu bahsettiğimiz gıdaları alarak beslenmeleri daha doğru. Çünkü gıda takviyelerin içerisinde bir takım kimyasal maddeler de olabiliyor. O hale gelebilmesi için o kapsüllerin, o tabletlerin bir takım maalesef hani kimyasal maddeler, koruyucular kullanılabiliyor. Bunların da tabii bir takım yan etkileri olabiliyor. Doğal olanı doğal beslenmek, doğru olanı. Zaten emin problemi olan hasta, onları da alsa bir etkisi olmayacağı için kullanmanın çok bir anlamı yok. Evet. Sorunuzun cevabını verdik sanırım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz. Evet. Benim sorum şimdi hemen zihnimde, soru değil aslında. Şimdi B12'nin eksikliği, işte bir tahlille ya da size geldiğimizde sadece karar verip sizinle buluştuğumuzda çok kolay tespit edilebilir dediniz. Bunu daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Evet. Böyle GOAT gibi bir zorun mu hale mi getirmek lazım acaba doktor hanım? Belli aralıklarda bunun kontrolünün yapılması gerekli olur mu? Böyle bir zorunluluk demeyelim de böyle bir kendimize bir iyilik yapma prensibi olsa, böyle bir kural mı konulsa, ne dersiniz? Aslında şöyle, yani dengeli beslenen hastalarda dediğim gibi emrim problemi olmayanlar, daha doğrusu bu işe gelmiyor, şöyle yani, şikayetleri varsa hastanın. Evet. Doktora başvurduğunda böyle bir eksiklik tespit edilirse zaten tedavi verildiğinde belli aralıklarda kontrole çağrılacaktır. Onun belli zamanlarda kontrol süreleri var. O kontrol sürelerinde ölçüm yapılacaktır. Ama bu tarz şikayetleri yoksa bile insanların, benim şahsi kanaatim, çünkü bir şekilde ek hastalıklar olabiliyor. Şeker olabiliyor, tansiyon olabiliyor, tiroidi olabiliyor. Bu tür kronik hastalıkları da olan, mide bağırsak problemi olabiliyor, mide ilacı kullanmış olabiliyor, şeker ilacı kullanmış olabiliyor. Çünkü şeker ilaçlarının bazılarının B12 emilimini bozuk, B12 eksikliği yapıcı yan etkileri var ve çok sık kullanılan bir şekilde acı bunu yapıyor. Dolayısıyla senede bir kontrol ettirmelerinde fayda var. Evet. Çok daha iyi olur. En azından yılda bir diyor. Baktırmalarında bir tanesi de bu olmalı. Yılda bir, çok kısa bir sürede değil. Yılda bir getirdiğinde rutin kontrollerinde baktırırlarsa en azından kendileriyle ilgili önemli bir hani, vitamin eksikliği zamanında haberdar olmuş olurlar. Tedavi ederken başlanmış olur. Evet. Bu kendimize yapacağımız küçük bir zaman ayırmanın kocaman bir iyiliği olacak. Evet. Kendimiz için bazen geçerken şöyle heykelimize ya da hastanemize orayı verdiğimizde daha sonrasında unutkanlıktan, Alzheimer'dan, depresyondan tutun da birçok rahatsızlığı gidermek, evet, için, onun bize gelmesini önlemek için sadece küçücük bir ara, küçücük bir zaman ayırımı, küçücük bir dilim de kendimize ikram olacak aslında. Evet, yani özellikle gebelerde, emziren annelerde, evet, ek mutlaka takviye gerekebilir. Onların bu konu üzerinde daha hani dikkatli olmaları gerekiyor. Dediğim gibi tansiyonu, şekeri, uvatırı, karaciğer hastalığı, bağırsak, mide bağırsak hastalığı olanlar biraz daha dikkatli olsunlar. Kendileri senede bir, iki senede bir kontrol ettirsinler. En azından erken tanıda çok faydası olur. Sevgili izleyicilerimiz, B12 diyoruz ve D vitamininden bahsedeceğiz. Bu güzel günlerde sıcakların bizden uzaklaştığı, artık kışa doğru yaklaşırken hepimizin hazanı olan ama keyfi de bir ayrı olan işte geçiş mevsimimiz, sonbahara girerken kıymetli olan, onların eksikliğiyle ya da varlığıyla bize gelecekleri konuştuğumuz kıymetli sohbetimiz devam edecek. Kısacık bir aramız var. O aradan sonra biz buradayız. Sizi de tekrar bekliyoruz efendim.